Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza hoş geldiniz arkadaşlarım. Ali Beyciğim çaylarımızı dolduruyor. Kahvaltı yapacağız. Ben şöyle krep yaptım, gördünüz, sizinle beraber yaptık. Dedim menemen yapayım mı, ister misin dedim. Hiç gerek yok dedi. Zeytin, peynir, domates. Onun istemediği halde yumurta pişirdim. Şöyle ekmek almaya gitmişti. Simit de almış. Arkadaşlar hemen birer tane simitimizi de şöyle dağıtalım. Sonrasında oturalım, afiyetle karnımızı doyuralım inşallah. Allah bereket versin, Allah'ın olmayanlara da versin, nasip eylesin. Amin. Kimseyi açlıkla, yoklukla imtihan Amin. Etmesin inşallah. Hadi Beyciğim. Amin. Amin dedi ki. Dedin, evet. Bir de selam verseydin arkadaşlarımıza. Ali Beyciğim düşünüyor arkadaşlar, cam balkonlar yapılacak, sineklikler yapılacak. Allah izin verirse hepsini yaparız, hallederiz bakalım. İçine girmeden de yaptırmak güzel olacak. Ben de hemen oturayım, valla ben de çok acıktım. Dün akşam yediğimiz balıkla duruyoruz. Üstüne de şey yemiştik gerçi, acı badem kurabiyesi. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Mutfağın işini bitirdim çok şükür, odaları da hallettim sayılır arkadaşlar. Cansucuğum geldi, birazcık morali bozuk gibi, dua edin çocuğuma. En zor sınava girdi bugün arkadaşlar, inşallah hayırlısıyla bitirir. Ben ona diyorum ki dün akşam çok gergindi, aşırı gergindi arkadaşlar, okula giderken de çok gergindi. Dedim kızım bir üniversite sınavı değil, şu saçımı da bir düzelteyim. Ya bir üniversite sınavı değil, sonuç olarak sen bu bölümü hak ettin, kazandın, okudun. Hani bir senede uzarsa uzar, canın sağ olsun yavrum, niye bunaltıyorsun kendini dedim. Hani uzamasın anne diyor. Çok çalışıyorum diyor. İnşallah inşallah emeklerinin karşılığını alır. Sıkma canı dedim, bunaltma dedim. Yani ucunda ölüm yok sonuç olarak. Yani her iş olacağına varıyor. Çok stres yaptı. O stres yapınca ben de bunaldım. Sabahleyin kalktım falan onun sesine. Çocuğum bayağı bunalıyor yani arkadaşlar. Zor bir bölüm. Şimdi ben kiraz sapı çıkardım. Kendime bunu demleyeceğim arkadaşlar. Cansucuğum da içer muhtemelen. Ali için de alamıyorum. Şimdi şurada dolabın üstünde. Ali'ye de bitki çayı yapacağım. Dün akşam yapacaktım. Dün akşam yapacaktım. Ben buralarda oyalanırken o gitmiş yatmış arkadaşlar. Hatta gittim yanına dedim ki ben sana kekik çayı yapacaktım. Yatmışsın, hemen getireyim de iç dedim uyumadan. Yok dedi, yarın içerim dedi. Akşam yaptırmadı. Şimdi bana hatırlattı. Sen bana dedi çay yapacaktın. Yapar mısın dedi. Hemen geldim. Kendime de kiraz sapı yapayım. Ona da kekik çayı yapayım. Sormuşsunuz. Yani bir arkadaşım galiba ne çayı yaptın Yeliz'cim diye sormuştu. Yayla kekiği arkadaşlar. Trabzon'dan gelme. Arzucum getirmişti. Biz ona gittiğimiz zaman böyle hafif rahatsız gibi olduğumuz zaman Arzucum hemen bize o yayla kekiği çayını demleyip içiriyor da çok iyi geliyor. Çok şifalı diye. Oğlu da Şahin Trabzon'da okuyor onun. Eskiden beri takip eden arkadaşlarım bilir.
Biz de çayı çok sevdiğimiz için Allah razı olsun kesesine bin bereket Rabbim kese dibi göstermesin. Bizlere de almış getirmiş yayla çayı arkadaşlar. Onun getirdiği çayı kullanıyorum. Bundan sonra da alırız diye düşünüyorum. Kendimiz de alırız. Gerçekten çok güzel, çok şifalı, çok da lezzetli bir çay. Böyle gaz sancısına, sindirim sistemindeki spazma her şeye çok iyi geliyor. Babam da bendeyken biliyorsunuz verem olduğu zaman aşırı öksürüğü vardı. Babama da ben sürekli kekik çayı yapıp içirdim. Çok rahatlatmıştı onu. Demişti yani kızım çok rahatlıyorum bu çayı içtiğim zaman rahatlıyorum demişti. O zaman çaylarımızı yapalım arkadaşlar. Kettle'ı kapattım çok fazla ses yapıp sizi rahatsız etmesin diye. Kiraz sapını da bir yapayım. Onun işte bunu neyde yapsak ki? Cansu da içer şimdi. Onu da sos tenceremde falan yaparım. O zaman ben şu çayları halledeyim. Sonrasında mutfağa gireceğiz galiba. Ali Beyciğim buzdolabını temizle diyor bana. Dün yapamadım. Oruçlu olduğum zaman da yapamadım arkadaşlar. Eğil doğrul başım döner diye. Kendime güvenemedim. Artık bugün hallederim inşallah. Halledebilirsem inşallah halledeceğim. O zaman şu çayları yapalım ve günümüze devam edelim. Keyifli izlemeler diliyorum size de. Hayatımıza dahil olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Destek olmayı unutmayın arkadaşlarım. Destekleriniz çok 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 önemli. Öpüyorum hepinizi. Devam edelim günümüze bakalım. Şöyle sos tencereme suyu doldurdum arkadaşlar. Bunu ocağa koyuyorum. Hemen Ali'yi çağıracağım. Çayı indirsin. Onun çayını da demleyelim. Hadi bakalım. Geçersin diyorum sana. Kimle konuşuyorsun sen? Annemle babamla konuşuyor Ali Bey arkadaşlar. Annem babam aramış onunla konuşuyor. Nasılsın baba nasılsın? İyiyim kızım iyiyim. Allah'a şükürler olsun. Seni özledim yavrum ya. Gel buraya doğru gel. Nasıl geleyim? Anam. Boşa duruyor kızım. Anam. Boş duruyor kızım boş. İyi baba iyi. Bakın birbirinize o zaman. Ben gelirim bir ara. Ya sen gelsin kızım. Sen gelirsin. İnşallah baba inşallah. İnşallah. Şöyle çayını bıraktım Ali Bey. İnşallah. Ali Beyciğim çayını içti. Ben de şöyle kupayı aldım arkadaşlar. Şöyle bakın. Mis gibi yaptım. Cansu'cum ben içmeyeceğim anne dedi. Bu ara böbreklerimi birazcık yordum dedi. O yüzden ben içeceğim arkadaşlar. Şöyle. Kiraz sapı çayımız hazır. Arkadaşlarım çay faslını falan bitirdik. Şimdi yemek işine geçiyorum ve malzemelerimi çıkarmaya başladım. Dün açlık almıştım. Çekilmiş buğday. Herse'de deniyor. Bafra'da birkaç kere arkadaşlardan duymuştum. Böyle hatta bir tane de bir kere de yemeğini yedim. Böyle çorba gibi bir şey miydi? Neydi? Şimdi malzemelerimi çıkarıyorum dediğim gibi. Ocağa yeşil mercimek koydum. O haşlanıyor. Şöyle iki tane soğan çıkardım. İki tane soğanım kaldı geride. Onu da üstüne yapacağım. Ablam yapmıştı biliyorsunuz. Diğer malzemelerimi de çıkarıyorum şimdi. Şöyle haşlanmış nohut, salça çıkaracağım. Biber salçası ve domates salçası çıkaracağım arkadaşlar. Evet, sadece domates de kullanabilirim gerçi. Başka ne lazımdı? Başka karabiber, pul biber. Ben şimdi bütün malzemelerimi bir araya toplayayım arkadaşlar. Ordu'dan da yaprak getirmiştim. O da bekliyor. Şöyle bakın yaprağım da hazır. Hemen bunların içine sarıp koyacağım. Böyle çok ince sarmaya da gerek yok bunu.
İnşallah elimde saracağım. Bakalım yapabilecek miyim? Hiç beceremem elde sarmayı. Şöyle tık 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 hızlı bir şekilde yaparım belki. Malzemelerimi hazırlayayım. Şuradan da borcamımı alayım. Makineden çıkar, yerine yerleştir. Sonra makineden al, tekrar kirle, tekrar yıka. Bizim bu işlerimiz böyle arkadaşlar. Kısır bir döngü, yani ev hanımlığı kısır bir döngü diyebiliriz. Haydi bakalım, o zaman hemen şu bütün malzemelerimi bir araya getireyim, toparlayayım. Sonrasında sarmaya başlayalım. Beraber yapalım hadi. Şöyle açtığımızdan biraz alıyorum. Ne kadar alacağımı bilemiyorum şu an. Yeterli olur herhalde. Çünkü farklı malzemeler de gelecek. Bunu bir yıkamam lazım arkadaşlar. Beraberce yıkayalım. Şöyle tozu gitsin. Sadece bu kadar, fazla yıkamayacağım. Çünkü lezzeti gidebilir. İnce çekilmiş olduğu için. Şimdi de nohut ekleyeceğim. Ama nohutun önce bir buzunun çözülmesi de lazım. Şöyle nohutumuzu da hemen yıkayalım. Buzu çözülsün. Da ekliyorum. Şimdi mercimek de sıra. Şöyle haşladığım yeşil mercimeğimi de ekliyorum. Şimdi nohutun buzunu o çözdürür. Siz yaptınız mı? Yapıyor musunuz? Biliyor musunuz? Hiç bilmiyorum. Biliyorsanız, yaptıysanız tavsiyelerinizi de bekliyorum. Aramızda Tokatlı olanlar da vardır. Şöyle bolca da domates salçası ekliyorum. Bunu da kaldıralım. Hemen baharatları getirelim. Ablam bana sadece karabiber ve pul biber eklediğini söyledi arkadaşlar. Başka baharat eklemiyoruz dedi. Şöyle birazcık karabiberi bol olsun. Şöyle pul biberini de ekliyorum. Tuzunu da ekleyeceğiz. Şöyle tuzumuzu da ekleyelim. Şöyle bidondan yağını döküyorum. Yağdanlığım da bitmiş çünkü. O doldurulacak. Şimdi şu iki tane soğanımı da arkadaşlar hemen el rondomdan geçirip eklemesini gerçekleştireceğim. Arkadaşlarım, sizce de fazla bir harç olmadı mı burası? Fazla bir sarma içi olmadı mı? Olsun olsun. Artarsa, ki artacak, daha sonrasında tekrar sararım. Ben bunu elimle yoğursam daha iyi olacak. İyice özleşmesi lazım. Sarma ince ince sarılmadığı için malzeme çabuk bitecektir arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Şu an gözlerim çok yandı. Hemen şu sarma işini bir halletmem lazım. Akşam ezanımız da okunuyor arkadaşlar. Şöyle kuşbaşı et çıkaracağım. Kemikli et çok güzel oluyor. Tencerenin dibine kemikli et diziyorlar. Öyle anlattı ablam. Ama bende kemikli et yok. O yüzden şöyle kuşbaşı eti birazcık tencerenin dibinde kavuracağım ki hem daha çabuk pişsin hem de böyle daha lezzetli olsun. Çık üzüm, çık annem, çık. Senlik bir şey yok orada. Dur anneciğim. Arkadaşlar, Ali Bey'i etin başında bıraktım tencerede. Azıcık sen onu kavur dedim. Ben de hemen salona malzemelerimi götüreyim. Oturup sarmamı sarayım dedim. Üzüm boşumu da bir odaya atmam lazım. Değil mi annem? Haydi odaya gidelim. Sporu bırak şimdi. Haydi odaya gidelim annem. Sen bana burada aman vermezsin. Haydi gel. Hoppa. Aldım kucağıma. Haydi gidelim bakalım.
Arkadaşlar üzümü odaya attım ama sonradan odada duramadı, geri geldi. Hiçbir şey yapmıyor. Buralarda yatıyor, yuvarlanıyor vallahi. Ali Beyciğim eti şöyle tencerede kavurdu. Buraya getirdi. Ben de sarmalarımı sarmaya başladım ama kocaman kocaman oluyorlar. Hani ablamın yaptığı da büyüktü. İlk kez yaptığım için çok da böyle olaya hakim değilim. Üzüm dur anne. Üzüm dur. Dursana çocuğum. Odadan çıkardım iyi ki seni. İyi ki çıkardım. Uslu duruyor dedim ama. Hadi git babanın yanına. Hadi. Telefonumu bırakacağım hadi. Hemen nasıl sardığımı da size bir göstereyim arkadaşlar. Şöyle yaprağı alıyorum. Yaprak da böyle birazcık hani erimiş gibi. O yüzden çok çabuk yırtılıyor. İçine koyacağım malzeme de şey olduğu için. Bakın açamadım bunu şimdi, durun. Şuradan alayım da göstereyim size. Bunlar da çok küçük, onu da saramam şimdi size gösterirken. Şöyle aldım bir tane. Şöyle alıyorum arkadaşlar. Koyuyorum ortasına. Şöyle burayı böyle kapatıyorum. Burayı böyle kapatıyorum. O yüzden çok iri oluyor. Şöyle şöyle sarıyorum. Ablamın yaptığı da böyleydi. Yani elde sarmak çok zor benim için. Elde sarmaya alışkın olmadığım için zorlanıyorum açıkçası. Ve çok sıkı sarmamak gerekiyormuş. Çünkü açlık pişeceği için patlamalar olabilir. Şöyle şunu elimde değil tepside sardım mesela. Böyle daha iyi oluyor sanki ama bakın açıldı bile. Devam ediyorum ben. Sardıklarımı şöyle diziyorum arkadaşlar. Etlerin üstüne üstüne. Bakalım ne kadar çıkacak. Bunlar tepside sardıklarım. Şimdi elimde sardıklarımı göreceksiniz. Bakın şöyle. Aslında orijinali böyle elde sarıp küçük küçük olan galiba arkadaşlar. Tam olarak bilmiyorum. Şöyle dizeyim güzelce. Hemen pişmeye bırakacağım bakalım. Zaten çorba gibi oluyor bu, sarmadan ziyade çorba gibi oluyor. Böyle sulu, bol soğanlı, salçalı üstü hani. Bakalım bizimkiler sevecek mi? Sarmamızı ocağa koydum arkadaşlar. Aynı zamanda şurada da şöyle çorba yapıyorum. Geçen gün tavuk salatasından artan tavukları buzdolabına koymuştum. Şimdi onu çorba yaptım işte. Un kavurdum. Şehriye ile beraber onu kavurdum. Tavuğunu da ekledim. Suyunu ekledim. Bir tane de şey ekledim arkadaşlar. Kemik suyu yapmıştık ya. Aklıma gelmedi bir an. Şunu da göstereyim şöyle. Elim yandı. Şöyle sarmamız da burada pişiyor. Şimdi onun hemen soğanını kavuracağım. Buraya da pırasamızı çıkardım. Yemeklerim böyle. Şimdi soğanını kavurup salçayla beraber üstüne gezdirmem gerekiyor arkadaşlar. Birazdan yemek yemeye başlarız Allah izin verirse. Sarmam yarı pişti diyebilirim. Şöyle üstünün soğanını kavurdum salçayla beraber. Şöyle bakın onu da gezdiriyorum. Aynı ablamın yaptığı gibi yapmaya çalıştım. Bol soğanı koydum. Şöyle bir dağıtayım. Ablam böyle şeyi sokmuştu içine ama ben hiç cesaret edemiyorum şimdi aralarına girsin diye yapmıştı ablam. Biraz da su eklemesi yaparım. Gezdireyim üstüne. Ay bunu aldım, şaşırdım. Şöyle sos tencereme döktüm yağını da alayım diye. Böyle yaparsam aralara aralara girer herhalde. Şöyle bir açalım altını. Vazgeçtim, kapatalım. Bir pişsin bakalım arkadaşlar. Ya da şöyle kenardan bir şey yapayım. Ha,
ablam da böyle yapmıştı. Açılacak diye korkuyorum araları. Biraz daha sürükleyeceğim. Arkadaşlar şöyle sarmamı borcama aldım. Hemen salona götürüyorum. Afiyetle yiyelim bakalım. Ay mis gibi kokuyor, mis gibi de görünüyor valla. Dumanı üstünde. Haydi bakalım. Karnımızı doyurduk. Hemen şöyle geçtik koltuğa arkadaşlar. O kadar çok yedim ki sarmadan. Ay ben gitgide kilo almaya başlıyorum ve kendime engel olamıyorum. Stresli dönemlerimde de çok yiyorum ben arkadaşlar. Bu arada ev işleri falan beni strese soktuğu için... Tatlı bir stres diyelim. Strese soktuğu için böyle kendime engel olamıyorum gibi. Kiraz sapı çayımı içmeye de çayı denir tabii. Evet, kiraz sapı çayımı içmeye devam ediyorum. O görmüş olduğunuz kaynattığım suyun hepsini içeceğim arkadaşlar. Bol su içmeye de devam ediyorum yanında tabii. Vallahi karnımızı doyunca şöyle miskin miskin koltukta oturduk kaldık. Gideyim mutfağımı toplayayım, çayımı demleyeyim. Ondan sonra çay faslıyla görüşürüz artık. Böyle hemen toplamaya başlamazsam iş uzadıkça böyle bunalıyorum. İş yapasım da gelmiyor gibi oluyor. Sarma sararken de bacaklarım belim belim ağrıdı, tutuldu gene. Böyle tombul tombul sarmak da çok yordu beni arkadaşlar. Aslında bakarsan hiç elimde sarmaya alışkın değilim. Sizler elinizde sarabiliyor musunuz bilmiyorum ama böyle beni bayağı bir zorladı yani. Genelde de elimde sardım böyle tepsiye koyup sarmadım. Ve ben ablamın yaptığı kadar da sulu yapmadım arkadaşlar. Böyle çorba gibi olmadı. Üzüm de yatıyor burada. Neyse ben şimdi gideyim mutfağımızı bir halledeyim, çayımızı da demleyeyim. Ondan sonra görüşürüz. Yapmam gereken bir iki ufak işler daha var. Onları da yapar hallederim. Hemen koşturmaca gitmem lazım mutfağa. Çünkü böyle vakit geçtikçe hiç yapamayacakmışım gibi geliyor. Ertelemek istiyorum gibi oluyor. O zaman gidiyorum hemen koşturmaca mutfağa gideyim işimi yapayım. Çok şükür mutfağımı pırıl pırıl yaptım arkadaşlar. Şöyle kettle'ımı da bir güzel yağ çözle yıkadım. Temizledim. Tenceremi çıkardım. Geçen gün almış olduğum kabak. Şekerleyeceğim. Unuttum arkadaşlar. Valla Ali'ye de şaşırdım. Böyle şeyleri bekletmezdi. Yapardı. Hiç gerçekten hasta galiba. Hiç kaynamalık yapmıyor bana. Arkadaşlar öyle şey yapardı yani. Bekletmezdi. Bunu gördüğümde şekerlerdi akşamdan. Hallederdi ama gözü kesmedi galiba. Şunu bir açarsam. Yıkayacağım arkadaşlar. Tencereme koyacağım. Aslında yapsaydım dün akşamdan çok iyi olacaktı. Ben de unuttum valla. Cansu'nun böyle okul stresi, gerginliği falan derken ona koştur buna koştur derken unuttum. Orada çayım da böyle bakın kaynıyor, demini aldı. Hemen şunu bir yıkayıp şekerini ekleyelim arkadaşlar. Şöyle çayımı aldım geldim. Ben mutfaktan çıkana kadar Ali Beyciğim uyumaya gitti arkadaşlar. Cansucuğum odasında ders çalışıyor. Üzüm ucum burada oyuncağının başında. Allah'ım çocuğun psikolojisi bozuldu. Konuşmaya bile başladı şu oyuncak yüzünden. Üzüm. Annem. Çok mu mutlusun onun yanında? Vallahi şu atkıyı da üstüne oturmak için Ali Beyciğim getirdi bana. Yerde sarma sararken gerçekten yerler buz gibi arkadaşlar. Alt katta da şimdi daire olmadığı için, dükkan olduğu için bayağı bir soğuk oluyor. Her neyse şöyle çayımızı alalım ve çiçek köşemize, çiçek bahçemize gelelim bakalım. Gerçekten bu niye böyle olmuş? Şurası neden böyle açılmış ki bunun? Ben yukarıya kaldırdım şöyle çubukla, ondan mı ki? Olabilir. Arkadaşlar burayı seviyor bunlar. Hani ışık güneş sevmiyor demiş bazı arkadaşlarım, öyle okudum yorumlarda ama... Sevdiler bakın, günlerce haftalarca açmayan yaprak buraya gelince açtı. Bakar mısınız?
Üzüm mahvetti yapraklarımı ya. Canı sağ olsun. Ne yapalım? Minnoş, minnoş. Evin minnoşu, yaramaz çocuğu. Evin hem çok tatlı hem de çok yaramaz çocuğu. Üzüm hoşumuz. Evet. Seviyorum bunları. Gidip gelip bakıyorum. Vallahi içine de attık şeyleri işte. İyice köklendi. Şöyle bakın. Suyunu da değiştirsek iyi olacak. Üzüm şu peygamber kılıcımızı da kırdı arkadaşlar. Kırmış yani, gördüğümde kırıktı. Bu da kök vermiş galiba. Bilmiyorum, kök mü tam anlayamadım ama. Şu kavanozum da, pardon, vazom da bir yıkanacak ve suyu değiştirilecek bambuların. Orkidem de bakalım açacak arkadaşlar. Çiçeklerimi de göstermiş olayım size. Hay Allah'ım. Bekliyorum, merakla açmasını bekliyorum. Hadi çayımızı içelim artık. Çok konuştum gibi oldu. Nihayet çay faslına, keyif köşeme geçebildim arkadaşlar. Cansucuğum da şimdiden de ben yatıyorum dedi. Yavrum yattı. Yarın yine sınavı var teyzeleri. Allah'ım zihin açıklığı versin. Rabbim hiçbir öğrencinin emeğini boşa çıkarmasın. Emek veren hiç kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Benim evladımın da inşallah diye dua edeyim. Sizler için de, kendim için de inşallah. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Geldim nihayet çay faslına, çay köşeme geçebildim. Keyif köşeme geçebildim. Bugün buzdolabını temizlemeyi diyeceksiniz ki şimdi Yelizciğim yılan hikayesine dönmeye başladı senin buzdolabı işi. Vallahi öyle oldu arkadaşlar. Şimdi Bafra'ya da gitme gelme işi falan olunca kaldı. Ya Ali evdeyken de ben bir şey yapamıyorum açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Böyle konsantre olamıyorum yani o evdeyken. Bir şeyler istiyor, bir şeyler söylüyor. Sonra Cansu geliyor. Yemek de işte sarma işine de girişince olmadı. Olsun bakalım. İnşallah yarın yapar hallederim. Böyle yoruldum, topuklarım ağrımaya başladı. O yüzden artık vedalaşalım. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlarım. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı. Lütfen beni seveceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa çevrenizde lütfen videolarımızı paylaşın onlarla veya söyleyin böyle böyle Yeliz bacım var sen de izle falan diye. Destekleriniz benim için çok çok önemli arkadaşlarım. İnşallah destek olursunuz. Bekliyorum yorumlarınızla, beğenilerinizle, aboneliklerinizle desteklerinizi bekliyorum. Burası sizlerle güzel gerçekten. Siz olmazsanız buranın zaten hiçbir anlamı yok. Ben sizlerle hayatımı paylaşmayı gerçekten çok seviyorum. Artık vedalaşalım arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bir sonraki videoda sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla, huzurla görüşmek, kavuşmak nasip olur. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.